yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Aslan Bacanak filmini inceleyeceğiz. Aslan Bacanak filmi küçük bir mahalledeki insanların günlük yaşamını kısa bir bakış atmayla başlar. Herkes işinde gücündeyken bir anda bir telaş fırtınasıyla içerilerine kaçışmaya başlarlar. Uzun bir kaçışın ardından bütün bunların sebebi ortaya çıkar. Halim adında tüm mahallenin dayı olarak adlandırdığı, insanlara kök söktüren ve yaşamlarını zindana çeviren bir adam ortaya çıkar. Herkes etrafa kaçıştıktan sonra Halim her zaman olduğu gibi sabahları tıraş olmak için berbere uğrar. Burada da insanları diken üstünde tutan adam olan Halim, camdan uzanmış kıyafetleri ve elbiselerini çırpan kız kardeşini görünce bir hışımla eve gider. Kız kardeşine de kızar ancak bu kızışının ardında gerçekten alttan alta onu önemsemesi yatar. Oradan sonra kahveye gider. Kahveye gitmeden önce kahvede kumar oynatılmaktadır. Halim kumarı kesinlikle sevmez, nefret eder. Onun geleceğini duydukları anda bütün kahveyi toparlarlar. Ancak aralarından bazıları bu yaşadıklarının haksızlık olduğunu düşünmektedir. Halim kahveye geldiğinde herkes suspus olur ve pür dikkat onu izlemeye koyulurlar. Herkesin baş köşesine oturtur ve onun için berber de gelmiştir ve yarım kalan tıraş işini devam ettirir. Kimseden ses çıkmayınca Halim diğerlerinin konuşmasını ister ancak insanlar ondan çok korkmaktadırlar. Birisi Halim'in duymak istemeyeceği bir şey söyleyince Halim ayaklanır ama bu sefer sinirlenmeyeceğini dile getirerek tekrar yerine oturur. O sırada filmin diğer kahramanı mahalleye yeni taşınan minibüs şoförü Selim çıka gelir ve minibüsüyle kahvenin önündeki bütün sandalyeleri devirir. İçeri gidip ileri geri konuşmaya başlar ve Halim'in arabasını nasıl kirlettiğini anlatır ve ona hakaret eder. Bunun üzerine Halim ayaklanıp onu dövmek ister ama tüm kahve onu tutar. Bunun üzerine Halim'in kahvesini de içince kahveci adam onu atmak ister. Selim de karşı çıkar. Halim iyiden iyiye sinirlenmiş, onu dövmek için ayaklanmıştır. Kaçarken bile laf dalaşına giren Selim arabasına binip gider. Daha sonrasında pek çok dalaşa giren ikili, Selim, Halim'in kız kardeşine aşık olmasıyla çok farklı bir boyuta evrilir. Selim kızı kazanabilmek için Halim için pek çok şey yapmak zorunda kalacaktır. Zeki Alasya'nın yönetmenlik yaptığı ilk filmdir Aslan Bacanak filmi. 1977 yılında çekilen filmin senaristi Umur Bugay, yapımcısı Hürrem Erman'dır. Film Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde çekilmiştir. Aralarında aslan bacanak ilişkisi bulunmayan iki kişinin başından geçenlerin anlatıldığı bir film. Filmin adı niye aslan bacanak olmuş hala bilemiyoruz. Bu filmde çok ilginç insan arası ilişkiler vardır. Fakat benim değinmek istediğim kahvehanedeki yaşlı amca ile Metin Akpınar Halim arasındaki geçen diyaloglardır. Yaşlı amca Metin Akpınar'ı bir takım tutar gibi tutmaktadır. Onu desteklemekte, sevmektedir. Hatta Metin'in dayak yediğine dair bir dedikodu baş gösterdiğinde ilk olarak o öyle şey olmaz. Halim bu adamdan dayak yiyecek kişi değildir gibisinden bir açıklama yapmıştır. Artık senaryoyu bu yönde niye yazmışlar bilemiyoruz. Öte yanda Kasımpaşa canavarının ortaya çıkmasıyla bu ikilinin arası açılır. Halim, kedidir kedi derken
Yaşlı amca sinirlenir. Kedi olur mu hiç der. Halim'le aralar açılır birazcık. Çünkü Kasımpaşa canavarı yaşlı amcanın karısına saldırmıştır. Ve yaşlı amca karısı söz konusu olduğunda bir aslan kesilmektedir. Bence burada filme ismini veren aslan da işte bu yaşlı amcadır. Bu filmi bir de Zeki Metin arasındaki ilişki çerçevesinde değil de Metin ve yaşlı amca arasındaki ilişki çerçevesini incelemekte fayda vardır. Ayrıca diğer bir ilginç ilişkiler zinciri filmdeki berberler arasındadır ki tahminimizce filmdeki bacanaklar işte bu iki berberdir. Malum Zeki ve Metin bacanak değillerdir. Biz hangi yorumu katarsak katalım, gerçekten bu filme niye Aslan Bacanak adı verilmiş hala çözemiyoruz. Konuyla ilgili en iyi cevabı verecek olanlar filmin senaristi ve yapımcılarıdır. İnşallah bir gün açıklarlar. Biz de bu meraktan kurtulmuş oluruz. Halim'in bir sahnesi vardır, yani Metin Akpınar'ın. Sorar, bekar mısın sen der. Selim'e, yani Zeki Alasya'ya. Evet abi der, evlen. Bu zamanda bekar yaşanmaz. Serseriliğin sonu yok der. Ama Halim'in kendisi de bekardır bu arada. Zeki Alasya'nın, yani Selim'in korkudan altına işediği ve klasikler arasına giren bayılma numarasını sürekli tekrarladığı film, abinin süzülen ürik asit moleküllerini bacaktan aşağı bir silkeleyişi vardır ki unutulmayacak film sahneleri içerisindeki yerini almıştır. Güldürü ustalarının en güzel filmlerinden bir tanesidir. Yeşilçam filmlerinde elbette ki çekim hataları olacak. O dönemde eldeki imkanlarla ve teknolojilerle yapılmış en muazzam filmlerdir. Günümüzde o döneme yakın filmler ne yazık ki yapılamıyor bile. Yeterli ekipman ve teknoloji olmasına rağmen. Bizim yaptığımız sadece filmimizi, bu güzel filmleri daha doğrusu yeniden hatırlayıp yorumlamak ve gülen bir yüzümüzle anmaktır. Ustalarımıza selam olsun. Bir başka bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnsanlar kovalanıyor, kaçan kaçana, kovalayan kovalayana. Her
Herkes dehşet içinde. Tir tir titriyor. Kimden kaçıyorlar? Kimden korkuyor? Kimden saklanıyorlar? Bir canavardan mı? Başlatacaksınız şimdi canavarınızdan. Açılın be. İşte canavar. Bu ne kepazelik ulan? Abi Kasımpaşa canavarı gırtlağıma sarıldı. Kafamı böyle bacaya soktu. Az daha öldürüyordu. Bak suratım azıcık kirlendi. Kim? Kasımpaşa canavarı. Ne vuruyorsun be? Konuşma. Nasıl dövdün abi? Anlatsana. Yapıştım yakasına. Bir sağ, bir tane de sol vurdum. Aslan Bacanak'ta Zeki Alasya ve Metin Akpınar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın yanı sıra Gölgen Bengü, Perran Kutban, Turgut Boralı, İhsan Yüce, Cevat Kurtuluş ve Hüseyin Kutman rol aldılar. Nereye gidecekseniz gelin götürelim. Hey Melibit, yürüsene! Çek ya arabanı be! Hadi be adam! Şu kutlamamayı bırak da gaz be! Kesin! Allah! Şimdi gösteririm ulan sana! Açılın ulan! Açılın! Hemen üstüme atalım kadını aşağı! Kız at da görelim hadi! Abimin sözünden çıkamam. Benimle evlenmek istiyorsan abimin gönlünü yap. Senin abinin gönlü yapılır mı be? Senin abinin 40 tane gönlü olsa birini vermez bana. Kız kardeşimin peşini bırak. Kulağını keserim ha. Dev bir hikaye, dev bir kadro, dev bir film. Aslan Bacanak. Aslan Bacanak filmini Türkiye'nin en usta güldürü sanatçısı Zeki Alasya yönetti, Kaya Ererez görüntüledi. Aslan Bacanak, yıllarca unutamayacağınız bir film. Aslan Bacanak...